Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 1.1 milyon TL'ye 2024 yılında ben olsaydım hangi otomobilleri alırdım? Bu liste benim tamamen duygusal listemdir arkadaşlar. Tabii ki bu paraya sınırsız araba aşağı yukarı alınır. Ama ben gerçekten bu parayı verecek olsam hangi otomobiller arasında seçim yapardım? Nelere bakardım? Bunu anlatmış olacağım size. Burada benim için 1.1 milyon lira 1050 ile 1150 arasında bir paradır. Mesela 1160 da olabilir. 5-10 bin lira için birbirimizi kırmaya gerek yok diye düşünüyorum. O zaman listeye başlıyorum. Birinci arabam 2017-2018 sonrası Honda Civic FC5 1.5 turbo. 182 beygir güç üreten, makul kullanımda çok makul yakıt tüketimi olan güzel bir otomobildir Honda Civic. Bu arabanın sonradan makyajla birlikte paketleri çıktı ama ilk gelen versiyonları sedanda, Aresti, hatchback'te de Sport ve Sport Plus olarak gönderilmişti arkadaşlar. Bu otomobilin sportunu bulabilirsiniz. Kilometre şöyle 70-80 bin lira falan çıkmış olur. Ama bakımlı düzgün bir araba bulma ihtimaliniz bu paralara var. Tavsiye ederim. CVT şanzıman biraz performansı törpüler ama sorunsuz bir kullanımda sağlayacaktır. 2019 model sonrasında titanyum donanım paketli özellikle Ford Focus 4. Bu otomobilde rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. 1.5 dizel motoru ve tam otomatik şanzımanıyla. Bir önceki listede yine Focus 4 vardı ama Trendix donanım paketi vardı. Burada 100 bin liralık bir farkla titanyum donanım paketlisini satın almanız mümkün oluyor. Üçüncü sırada benim çok fazla sevdiğim bir otomobil var. Bu otomobil Mercedes'in W204 C serisi. Bu arabanın C180 diye ülkemizde satılan 1.6 kompresör motorlu versiyonunu alabiliyorsun. Bunun bir de turbo olanları var, makyajlı olanları var. Makyajsızları bu paralara denk gelebiliyor. 2010-2011 civarında ama kilometreler çok makul denk geliyor. 50 bin, 60 bin, 70 bin kilometrelerde rahatlıkla bulabiliyorsun. Bu arabayı alıp güzel bir bakım yaptıktan sonra keyifli bir Mercedes binebilirsin. Hatta LPG kullanıcıları için bu kompresörlü versiyonla LPG de uygulanabilir. Çok büyük, ciddi, kronik bir problemi yoktur. Olan problemleri belirgin ve çözümü parayı verince basittir arkadaşlar ama parayı verince bunu unutmayın. Çok donanımlı değildir ama çok keyifli bir arabadır. O yüzden ben bu arabayı düşünürdüm. Daha önce de çok düşündüm ve tavsiye de ederim. 2019 model Opel Insignia. Abi bu arabanın 1.6 dizel 136 beygirlik versiyonunu satın alırdım. Enjoy, Design gibi donanım paketlerini alabiliyorsun. Grand Sport olarak geçer bu araba. Makyajında ise direkt Insignia olarak devam eder. Bu arabanın 136 beygirlik motorunu tork konvertörlü şanzımanıyla alır. D segmentinde bu yılda alabileceğim en keyifli arabayı almış olurdum. Bir Passat kadar kullanışlı veya bir Passat kadar büyük bir otomobil almış olmazdım. Ama bu otomobil dediğim gibi D segmentinde alabileceğim en iyi ihtimallerden bir tanesi. Bir araba daha var, onu da zaten ileride söyleyeceğim size. O da biraz ileride zannediyordum, hemen buradaymış. O da Peugeot'un 508'i. Peugeot 508'in 1.5 dizel tork konvertörlü 8 ileri otomatik şanzımanlı Prime donanım paket diye bir donanım paketi var. Prime'in hem dizelde hem benzinde benim kanalımda videosu var. Bu arada bu saydığım arabaların hepsinin zaten benim kanalımda videosu var. Girip otomobil günlüklerim olarak aratıp izleyebilirsiniz onları da. 508'i direkt olarak bu paraya bulamıyorsunuz. Yani arattırdığınızda bu arabayı bulamayabilirsiniz. Ama 508'i bu paranın 50-60 bin üstüne bulabiliyorsunuz. Pazarlıkla bu paraya rahatlıkla alabilirsiniz. Neden? Sebebi de şu: 508'in piyasası birazcık zayıf. Piyasası birazcık zayıf olduğu için pazarlık ihtimaliniz yüksek oluyor. O yüzden bu arabaları bulduğunuzda arayın. 70 bin üstü almazdım ben. O maksimum işte 73 olur. Hani öyle çok da kesin değil de. O bantlarda maksimum alırdım yani. Prime donanım paketi gayet yeterli bir donanım paketidir. Güzel bir pazarlıkla denk getirilip alıp memnun binileceğini düşünüyorum açıkçası bu otomobile. Ha bu arada pazarlık yapacaksın ama birileri de senden alırken pazarlık yapacak. Onu da unutma. C segmentinin kale arabalarından bir tanesi Renault Megane. Megane bu listede de var. 1.3 TC'ye ikon rahatlıkla alabiliyorsun. 2020 model civarında. 21 pek ikon yok. 22'de ikon çok var. 20'de ikon çok var. 20 model ikon alabilirsin. Kilometre çok yüksek olmaz. Şu 50 bin altında rahatlıkla alırsın. 23 istersen 0 gibi Joy, Comfort veya taş donanım paketli bulabiliyorsun. Bunun dizeli de alınır ama benim birinci önceliğim 1.3 TC olurdu. Ha çok yol yapıyorsam ve yakıt benim için çok önemliyse abi o zaman bu arabanın dizeline de girerim. Dizeli çok sorunsuz bir motor, hatta benzininden daha sorunsuz bir motor. Ama TC'nin performansı çok güzel, o yüzden TC'yi ön sıraya koyuyorum. 2020 model Seat Leon FR.
Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Seat bir markadır, FR başka bir markadır. Hatta kırmızı FR da başka bir markadır. Kırmızı, beyaz, mavi, koyu mavileri var bunların, çok güzel. Onlardan bulursam FR kesinlikle alırım. Bir de bu arabanın Excellence diye bir donanım paketi var. O donanım paketi de FR kadar dolu. Hatta birçoğu FR'dan da dolu. Mesela anahtarsız giriş çalıştırma FR'da opsiyon bu Excellence'ların çoğunda var gibi farklılıkları var. Ama Excellence'ı cam tavanlı aradım. Bu arabada cam tavan ciddi bir katma değer yaratıyor arabanın üzerinde. Şöyle 30.000-40.000 kilometre bantlarında rahatlıkla alacağım bir otomobil olurdu. DSG şanzımanlı 150 beygir, gerçekten bir keyif makinesi. Çok da memnun bir şekilde binerdim. Bir Leon daha var. Yeni kasa Leon. 2021 model Style Plus donanım paketli 1 litre ETSI Leon alabiliyorsun. DSG şanzımanlı, 110-115 beygir güç üreten, donanımı gayet güzel, güncel bir otomobil. C segmentinin gerçekten fiyat performans açısından mantıklı bir arabası. Piyasası bir önceki nesil kadar iyi değil. Şimdi bu yeni kasanın da tutanları var aslında. Ne onlar? İşte FR'lar, Cupra'lar. Style Plus'lar niye tutmalı? İlk geldiğinde Golf'e çok yakın paraya satılıyordu. İnsanlar da Golf alıyordu. Bak gidiyor FR, çok güzel. Ama şu an fiyatları makul kaldı. O yüzden bence piyasası oturmuş bir araba. Alt fiyatlardan alınabilir bu arabada. Kale arabamız Toyota Corolla. Corolla'nın 2019-20 model Flame X-Pack hibritini alırdım bu paraya ben. Hibrit abi, şu an bu saatten sonra, bu dakikadan sonra Toyota tarafında hibrittir abi benim için araba. Tamam, benzini de alırım. Karlı olursa alırım. Onda sıkıntı yok. Ama birinci tercihim, birinci önceliğim kesinlikle hibrit olurdu. Flame X-Pack gibi çok güzel bir donanım paketi var. Bununla alırdım. 3 litre, 4 litre şehir içinde yakıt tüketimiyle gezerdim bu arabada. Yakıt odaklıysam eğer. B segmentinde bir tercihim olacak. O da Volkswagen Polo. Bu kadar para vereceksem 2023, 6000 kilometre altı, tam sıfır değil de, bir otomobil rahatlıkla alıyorum bu paraya. Hatta sıfırının 1130'a falan veriyorlar şimdi. Bu işte yeni GSR'a uygun olan versiyonu. Onu da işte 4 hoparlöre düşürdüler 6'dan. İşte ekranı biraz küçülttüler falan filan. Bazı farklılıkları var. O arabayı da alırdım. B segmentinde ben bu paraya sadece bu arabayı alırdım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim için tüm eğrileri, işte konforu, yakıtı vesaire en referans noktada olan araba B segmentinde bu araba. Bu parayı bu arabaya verirdim. Biraz daha eski style bulunabilir. Çok ciddi bir farkları yok ama mesela bu paraya cam tavanlı da arardım açıkçası. Bir yıl eski olsun, 10.000 kilometre fazla olsun, cam tavanı da olsun diyebilirim. 1.5 TSI'li Golf 7.5. Ya bu arabada biraz kilometreli, birkaç parça boyalı buluyorsun. Nadir yani, 1.5 TSI'ye zorlardım ama 1.5 TSI'nin kolay bulunmayacağını söyleyeyim. 1.5 TSI'li bir Golf mesela çok avantajlı bana göre. Konfortan çok dolu değil ama arabanın konfor seviyesi yüksek. Bir alternatifi var. 1 litre turbonun Highline'ı. 1 litre turbonun Comfortline'ını alabiliyorsun. Ama ben Highline'ı zorlardım bu arabada. Biraz zorlayınca buluyorsun. 10 kilometrede şöyle 60 bin civarında falan oluyor. Hayret göstergeli ya da dijital kadranlı, işte büyük ekranlı falan, cam tavanlı bir Highline Golf 7.5. 1 litre turbo motoruyla hem yakıt tüketimi hem performans olarak istediğimi sunacaktır bana. Bu otomobilde bu motoruyla tercih ederdim. Bana göre verimli bir otomobil olurdu. Hatta şu an mesela Golf'e C segmentinde yakın bakıyorum yani. 1 litre turbo motor dahi olsa performansı iyi çünkü. SUV isteyenler için 2019-20 model civarında Qashqai 1.3 turbo benzinli alınabiliyor ama Vizia donanım paketiyle alınabiliyor. Yani en aşağı tekli alınsa daha iyi. Qashqai'nin 1.3'ünün piyasası çok zayıf, onu söyleyeyim. Cam tavan yoksa iyice zayıf zaten. Dizelleri bulunuyor ama dizelleri de 2016-2017 modelde bulunuyor. O da benim işime çok gelmiyor. C segmenti bir crossover istiyorsam turbo benzinli motorlu bir araba alırım. Mesela Kia'da, Hyundai'de GDI'leri bulabiliyorum ama ben onları almazdım abi. Hem az gidecek hem deli gibi yakacak. Nissan Qashqai alırım, boş alırım. Bir iki ekran takar, bir şeyler yapar, yoluma bakarım diye düşünüyorum açıkçası. Bir araba var abi, bu araba crossoverlarda çok iyi. Sıfır gibi ya, 10.000 kilometrede, 9.000 kilometrede Chery Omoda 5 Comfort. İlanlara girin, 5 tane 6 tane var ama hepsi hatasız, boyasız ve bu paraya rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Yani kaçmadan alınacak fırsat diyebilirim. Bana göre bu segmentin en fiyat performans arabalarından bir tanesi de Omoda 5. Comfort donanım paketinin de YouTube kanalımda, bu kanalda yani videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Çok da boş bir araba değil. Ben de mesela bugün eşime alırım yani o arabayı. Keyifli de olacaktır diye düşünüyorum. Sürüşü ve kullanımı bu otomobili tavsiye ederim. Sıradaki araba Renault Captur. Yani bu paralara biraz daha B crossover bulabiliyorsun. C'de işte Qashqai. Boş, biraz kilometreli Qashqai. Şimdi bir de şey var. Arkadaşlarımız şey bakıyor mesela. Diyorum ki ben 1000 liraya şu araba diyorum. Yok ki diyor ilanda. Nasıl bakıyorsun diyorum. Abi diyor arabadaki hep 60-70 bin de diyor. Abicim biz zaten sıfır araba önermiyoruz ki burada. Yani öneriyoruz da sıfırda sıfır söylüyoruz. İkinci elde kilometresine, donanım paketine kadar anlatıyorum zaten. Burada öyle de bir durum var. Şimdi burada da 20-21 bir Captur alabiliyorsun. 15.000'de, 20.000'de, 30.000'de hatasız, boyasız. 20'lerde Touch, 21 sonrasında Touch Plus donanımlar bulunuyor. Bence
Bu da fiyat performans otomobillerinden bir tanesi. En büyük özelliği arka koltuklara da hareket edebiliyor. Multibrit bir araba, 140 beygir. Ve yakıt tüketimi de gerçekten güzel. En güzel tarafı da bu segmentin en dinamik arabalarından bir tanesi Renault Captur. O yüzden bu arabayı da tavsiye ediyorum. 2021 model, 22 biraz zor bulunuyor da 21 model elit donanım paketli 1 litre turbo Skoda Kamiq. Bu araba ilk geldiğinden bu yana çok sevildi abi. Elit çok dolu bir donanım paketi değil. İşte manuel klimayla falan geliyor. Ama bence yine fiyat performans için güzel bir araba. Şehir içi kullanımı için keyifli bir araba. Şehir dışında da yeterli bir araba. Bu arabayı da tavsiye ederim. Bir diğer tercihim yine Toyota tarafında. 1.8 hibrit Toyota CHR. 2017 model buluyorsun. 18 model buluyorsun. Advanced donanım paketleri var. Çok dolu değil ama boş da değil. Hibrit motoruyla bir defa bu araba alınır abi. Düşünsene şimdi, özellikle yakıt odaklı bir adamsan, bir de yerden yüksek bir araba istiyorsan, ya 4 litreyle gezeceğin şehir içinde yerden yüksek bir otomobil. Bence çok keyifli bir araba. Şehir dışında tamam, performansı o kadar muazzam değil bu arabanın, onu söylemek lazım. Ama bunu bilerek alırsan bana göre yol tutuş, direksiyon hissiyatı, yakıt tüketimi anlamında çok çok keyifli bir araba. Çok tavsiye ederim bu arabayı da. Benim listem bu şekildeydi, 1.100.000 liraya. Sizin başka tercihleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İzleyen diğer arkadaşlarımız da bunları okuyor zaten. Benim 500 bin abone hedefim var. 91 bin kişi kaldı bu hedefi tamamlamamız için. Hedefi tamamlamak için de tabii sizin bir el atmanız gerekiyor. Abone olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.